kale, yağmur gibi yağarken üstüne mermiler. Sevenler mi ayrıldı batarken tek tek gemiler? Yetim mi kaldı yoksa bebeler? Söyle neden ağlıyorsun Çanakkale? Bombalar mı patladı masmavi gökyüzünde? Kaç bin hayal söndü bir gecede? Şehitler yatar senin gölgende. Söyle neden ağlıyorsun, neden Çanakkale? Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Başkanı Vekilim, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Protokol Üyeleri ve değerli misafirler. Bugün 250 bin kahraman askerimizin şehit olduğu, Türk'ün gücünü altın harflerle tarihe yazdıran Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü. Bu eşsiz vatan savunmasını gönüllere işlemek, aziz ruhlarını anmak için toplanmış bulunuyoruz. Kartal Semiha Şakir Anadolu Lisesi'nin hazırladığı programı arz ediyorum. Saygı duruşu, İstiklal Marşımızın okunması, ödül töreni, günün anlam ve önemini belirten konuşma, 18 Mart Çanakkale Oratoryosu ve Sinevizyon gösterisi, okulumuz müzik öğretmenlerinin ve öğrencilerinin seslendireceği ezgiler, zeybek gösterisi, kapanış. Sizleri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş Türk büyükleriyle 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın manevi huzurunda saygı duruşuna, akabinde fizik öğretmenimiz Ülker İçke eşliğinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Dikkat! Tek dişi canavar, Türk milleti aynı destanı yine yazar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma konulu şiir yarışmasında ilçemizde birinci olan Şehit Koray Karakelle İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayşe Melek Musaoğlu'nu ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Mart Çanakkale Şehitlerini anma konulu kompozisyon yazma yarışmasında ilçemizde birinci olan
Yüksel İlhan Alanyalı, Fen Lisesi öğrencisi, Yağmur Özkan'ı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Öğrencilerimize ödüllerini vermek üzere Sayın Kaymakamımız Abdullah Demir'in sahneyi teşriflerini arz ederim. Öğrencilerimizi kutlar, Sayın Kaymakamımıza teşekkür ederiz. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Doktor Harun Tüysüz'ü kürsüye davetlerini arz ederim. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, kıymetli Belediye Başkan Vekilimiz, şehit ailelerimiz, öğrencilerimiz, okul müdürlerimiz ve kıymetli basın mensupları, Şehitler Günü programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen ve büyük yıkımların olduğu illerimizin acısını paylaşıyor. Bu zor zamanların üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyoruz. Depremde vefat etmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor. Yüce Allah'tan böyle bir acıyı bir daha bizlere yaşatmamasını niyaz ediyorum. Üzerinde yaşadığımız bu topraklar, atalarımızın yüzyıllar boyunca gösterdikleri fedakarlıklar, korkusuzluklar ve vatan sevgisi sayesinde bizlere vatan oldu, yuva oldu. Onların bu duruşu sayesinde tarihimiz, dilimiz, gelenek ve göreneklerimiz nesiller boyu kesintisiz olarak aktarıldı, bugünlere taşındı. Bu korkusuzluğun, bu cesaretin tüm Mehmetçiklerin ruhlarıyla, gönülleriyle tek vücut olduğu, ölüm korkusu olmadan, bir saniye bile tereddüt etmeden öne atıldıkları, vatan toprağını tarihte ender rastlanacak bir özveriyle savundukları ve bizleri bugünlere taşıyan yer hiç kuşkusuz ki tarihimizin en önemli savaşı olan Çanakkale Savaşı'dır. Bizlerin biz olmasına vesile olmuş, tarihin eşine ender rastladığı bir savunma harbidir. Türk milletinin var olma mücadelesinin emsalsiz destanıdır. Ölüme gülerek gidenlerin, ölmemek üzere savaşanların muhteşem direnişidir. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inerek öpse o, pak alnı değer. Çanakkale, Cideli Mehmet Çavuş, Yozgatlı Kınalı Murat, Afyonlu Yiğit Mustafa, Ezineli Yahya Çavuş gibi mukaddesleri için şehadetle şereflenen millet evlatlarını toprağında barındıran destan kaledir, son kaledir. Kendini yenilmez zanneden şımarık emperyalistlerin yüzünde patlayan Osmanlı tokadıdır. İşte bu bakış açısıyla tam 108 yıl önce Mehmetçiklerimizin korkusuzca sergiledikleri duruşu ön plana çıkararak bizim için duran kalpleri yad etmek istedik. Onların kalpleri Çanakkale'de durmuş olsa da bizim için hala atıyor ve sonsuza dek atmaya devam edecek. Çanakkale tarihimize, inancımıza, kimlik ve karakterimize, velhasıl bütünüyle Türk milletine hırs ve kibirlerinin plan ve projelerinin önünde daima dik durmamız ve onları boşa çıkarıp başarısızlığa uğratmamız sebebiyle tahammül edemeyenlerin varlığımıza son darbeyi vurma rüyasıdır. Bu rüya
her bir ferdiyle birbirine kenetlenmiş aziz Türk milletinin kahraman evlatlarının sinesindeki tertemiz iman ve boyun eğmez irade karşısında solup gitmiştir. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Sayın Kaymakamım, kıymetli davetliler. Çanakkale Deniz Savaşı, İsmail Hakkı Bey, Hafız Nazım Bey, Ali Yaşar Efendi gibi kahramanları güvertesinde taşıyan Nusrat Mayın gemisinin 100 gemilik düşman donanmasının gücüne meydan okuyan cesareti, 215 kiloramlık mermiyi omuzlayan Seyit Onbaşı'nın binlerce tonluk Ocean zırhlısında patlayan sabır ve sebatı, kanlara dalga olup denize set çeken şehitlerin inanmışlığı ve fedakarlığıdır. Türk milletinin vatanına, bayrağına ve mukaddesatına tavizsiz bağlılığı, Çanakkale Deniz Savaşı'nı zafere taşırken, düşmanı, tarihin eşini hiç görmediği bir kara savaşına mecbur bırakmış ve onu da zaferle taşlandırmıştır. Çanakkale zaferinin ruhu Kurtuluş Savaşı'nda sancaklaşmış, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran milli iradenin özü olup ölümsüzleşmiştir. Bütün yürüdüğümüz yol ve adım adım kararlılıkla ilerlediğimiz gelecektir. Geçmişte kalmayacak, asla unutulmayacak, asla sıradanlaşmayacaktır. Çanakkale, Balkan hezimetinden sonra herkesin hasta adam ölüyor dediği zamanda dünyayı hayretler içinde bırakan bir şahlanış ve diriliş hareketidir. Çanakkale, erini, çocuklarını, gözünü kırpmadan cepheye gönderen Türk kadınının zaferidir. Çanakkale, metrekareye 6000 merminin düştüğü, eşi benzeri görülmemiş bir can pazarıdır. Çanakkale, tertemiz yüreklerden şahlanan imandır. 18 Mart şehitleri anma gününde, ecdadın mirasını bir kez daha bütün yönleriyle güçlü bir şekilde idrak etmenin ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünü kutlamanın gururu içinde, tarih boyunca Türk milletinin varlığı ve bağımsızlığı için kanını döken, can veren ve ömrünü bu yola vakfeden bütün geçmişlerimizi, şehit ve gazilerimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Açılıyor topraklar, yeryüzünde geziyor kızıl kanlı ayaklar. Katarak bir çığ gibi kıtalar önüne, firavunlar koşuyor ölümlü bir düğüne. Yıl 1915, dünya kanlı bir savaşı yaşıyor. İngiliz, Fransız donanmaları Çanakkale Boğazı'nı aşıp İstanbul'u almak, Karadeniz'e geçip Rusya'ya yardım etmek istiyorlar. Süngümü demir gibi ellerimle kavradım, Şamlara, zaferlere yürüdüm adım adım. Ömür ey Çanakkale, cihan durdukça ömür. Ömründe göstermenin bir düşmana bir düğün. Sen büyük bir milletin savaşa girdiği gün başına 100 milletin birden üşüştüğü yersin. Çanakkale Boğazı, 1656 yılında Venediklilerin, 1770'te Rusların, 1807'de İngilizlerin, 1911'de İtalyanların saldırılarına uğramış ve 1915 yılında tarihin en kanlı savaşlarından birine sahne olmuştur. Tarihler değişir ama düşmanların emelleri değişmez. Düşman orduları son bir gayretle Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçtiler.
18 Mart. Artan uluslararası beklenti karşısında kesin sonuç almak üzere 18 İngiliz ve Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'na yaklaştı. Yarbay Selahattin Adil birliklerini alarma geçirdi. Mecidiye tabyasının komutanı Yüzbaşı Hilmi Bey çatışma başlamadan önceki son emrini verdi. Kimse yaralı ve şehitlerle uğraşmayacak. Ben ölürsem üzerime basıp geçinim. Yaralanırsam yine önem vermeyeyim. Ben de size öyle yapacağım. Şehit ve yaralıların yerine geçecekler tayin edilmiştir. Savaşta hiçbir ödül beklemeyin. Bunu vaat etmedim. Edemem. Yüzbaşıyım. Tek dileği geçmekti Kamburyan Boğazı.
yurdumu alacaktı. İstanbul'daydı gözü. Kimi Hindu, kimi Amra, kimi bilmem ne bela. Fakir olduysa millet, şu anda 90 gelir sanma. Yere düşmekle cevher, sakat olmaz kadr-ı kıymetler. Bir kahraman takım ve Yahya çavuştular. Tam 3 havaylı burada, gönülden vuruştular. Düşman tümen sanırdı bu bir avuç askeri. Allah'ı arz ettiler, Allah'a kavuştular. Çözdü artık yüzümün kördüğüm olmuş bağını. Bana çok gelme, ilahi bir avuç toprağını. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. Çetin, zaman dar. Ama başımızda artık bir Mustafa Kemal var. Sen Mustafa Kemal'sin. Sen umutsun. Sen vazgeçmezsin. Ben size taarruzu değil, ölmeye emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka komutanlar alabilir. Siperler arası 8 metre. Yani ölüm muhakkak. 3 dakika önce gelen bölü tamam şehit olmuş. Gelenler bunu biliyor. Ve 1-3 dakika sonra kendisinin de şehit olacağının farkında ilerliyor. Ama ne ilerleme? Bilen bile sarsılma, geriye bakma yok. İşte Çanakkale savaşlarının sonuçlanmasını sağlayan şey milletimiz ve onun askerindeki bu yüce ruhtur. Gecenin karanlık perdesi tamamen kalkmıştı. Artık hücum anıydı. Saatime baktım. 4:30'a geliyordu. Birkaç dakika sonra ortalık tamamen ağaracak ve düşman askerlerimizi görebilecekti. Düşmanın piyade ve mitralyöz ateşi başlarsa ve kara ve deniz toplarının mermileri bu sıkı düzende duran askerlerimiz üzerinde bir defa patlarsa hücumun imkansızlığına şüphe yoktu. Hemen ileri koştum. Hücum safının önüne geçtim. Gayet seri ve kısa bir teftiş yaptım. Yüksek sesle askerlere selam verdim ve dedim ki, "Askerler, karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğimize hiç şüphe yoktur. Fakat siz acele etmeyin. Evvela ben ileri gideyim. Siz ben kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birden atılırsınız. Ben vurulsam bile tereddüt etmeyin." Mustafa Kemal ileri çıktı ve emrini verdi.
Saatlerdir sakin sakin duran cephelerde çığlıklar duyulmaya başladı. Türkler karanlığın içinden süngüleri hazır bir şekilde koşmaya başlamıştı. Düşman ne olduğunu anlayamadan cepheleri terk etmeye başladı. Yakalananlar oracıkta can verdi. O gün İngilizler için korku verici bir gün olmuştu. Karanlıkta hiçbir ses yokken birden ellerinde süngülerle üstlerine atlayan Türklerle karşılaştılar. Böyle giderse kazanacağız, biraz daha sabredelim, sonra eve döneceğiz diye ümitlenirken geldikleri gibi gerisin geriye kaçmak zorunda kaldılar ve aylardır tuttukları bütün mevzi ve tepeleri terk ettiler. Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar taşlar. O rüküğü olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Churchill bu imtihanı verecek ve Çanakkale boğazını geçeceğiz diyordu. Serden geçilir, Çanakkale'den geçilmez, Çanakkale geçilmez. Sizler Mehmetçiklerle koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. İnsan insan derler idi. İnsan nedir? Şimdi bildim, can can diyor. Söylerlerdi ben can nedir? Şimdi bildim Muhittin eder. Anadolu'yu işgal düşüncesinde. Serden geçilir, Çanakkale geçilmez, Çanakkale geçilmez. 18 Mart 1915 akşamı. Yüzbaşı Hakkı komutasındaki Nusrat Mayın gemisi gecenin karanlığından yararlanarak olağanüstü bir işi gerçekleştiriyor. Nusrat adeta bir İngiliz gemisi rahatlığında düşman gemilerinin burunlarına kadar sokularak mayın taraması yapılmış bölgeye tekrar mayın döküyordu. Dökülen mayın ise sadece eldeki 26 adet mayındı. 18 Mart günü 19 büyük zırhı saldırdı. Siperlerimiz tarumar. Mehmetler gazi. Mehmetler şehit. Gömdüm o seni toprağa gömdüm. Gömdüm o seni toprağa gömdüm, kanlı gözyaşımla pınara döndüm. Tabutun üstünde dirdim öldüm, seni burada nerelere
iman doluydu göğsü binlerce neferin. Yüzüyordu içinde yiğitçe kan selinin. Yatıyor kefensiz solmasın diye sancak. Destanlar yazar. Tarihte böylesini ancak. Dünyada her şey olabilir. Ama bir tek şeyin olması mümkün değildir. O da Türklerin elinden vatan toprağının bir karışlık kısmını alabilmek. 7 değil, 72 düvel bir araya gelse bu mümkün olmayacaktır. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Çanakkale'de düşman süngü hücumuyla geri püskürtüldü. Zafer bizimdir. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Bu vatan sizden bize yadigar olsun. Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol. Ey hak yaşa. Ey sevgili millet yaşa. Var ol. Sonunda düşman orduları bir kez daha gördü ve anladı ki tek çözüm vardı. Gerisin geriye dönüp gitmek. Çanakkale savaşları tarihte eşi benzeri bulunmayan en büyük ve en kanlı savunma savaşıdır. Türk milleti Çanakkale'nin geçinemeyeceğini öğretmek için canını vermiş, 250 bin evladını toprağa gömmüştür. Çanakkale geçilmez.
dağların arasından çıkar gelen. Bilmezsin bu dağların eli kadar darani yok. Yolun kesenlerde din yok, iman yok. Sapkınların lügatında yiğitlik yok, mertlik yok. Dört yanını saranlarda sesedeki gibi koca yürek yok. Bu ovada her kırmızı buğday tanesi.